Levent'e karşı hissettiğim şeyin adı aşktı. Ama böyle aşktan bahsederken Levent'ten bahsetmek istemiyorum. Yani çünkü aşk duygusunun efsaneliğinin yanında böyle insan eti çok hafif kalıyor. Her ne kadar öznesi o da olsa, ona karşı duyulan bir şey dahi olsa hissettiğim. O yüzden aşktan bahsederken böyle Levent'i, Ayşe'yi, Ahmet'i, onu bunu bir kenara bırakmak gerekiyor. Çünkü hiçbir önemi yok bence. Ben aşkı çok istedim, çok bekledim. Yani küçüklüğünde böyle işte ben doktor olacağım büyüyünce diyen çocuklar vardır ya. Ben de ...aşık olacağım diyordum. Çok erken keşfettim böyle şeyleri. Daha önce bahsetmişimdir belki. Böyle 3 yaşında falan başladım sanırım böyle erkeklerden hoşlanmaya. Erkeklere çok merakım vardı. Çok severdim erkek cinsini, yakışıklı erkekleri falan bayılırdım O zamanlar yaşadığım şeyle ilgili ilk defa konuşuyorum. O yüzden çok heyecanlıyım. Affedin lütfen. Çünkü sene 2010'du bu olay yaşandığında. Üzerinden 9 yıl geçmiş. Yani vay anasını diyorum şu an düşündüğümde. Ayrıca günün sonunda baktığım zaman aşık olduğum insanla evlendim. Ama ben bunun böyle muhteşem bir şey olduğunu düşünmüyorum. Çünkü ben onunla aşık olduğum zaman evlenmedim. Çünkü ben ona aşık olduğum zaman o bana aşık değildi. Eğer böyle benim ona aşık olduğum zaman o da bana aşık olsaydı. Yani aşkımız karşılıklı ve aynı anda yaşansaydı neler olurdu tahmin bile edemiyorum. Herhalde böyle kafamıza havai fişekler falan çıkardı. Eğer böyle aynı anda aşık olan çiftler varsa, aynı anda yaşamış olan çiftler varsa lütfen bir adım öne çıksınlar. Aşık olduğum zaman hep şunu merak ederdim. Acaba birinin aynı şekilde bana bu duyguları hissetmesi nasıl bir şey olurdu acaba? Biri bana aşık olsa bu nasıl bir şey olurdu acaba? Çünkü birinin senin gözünden, senin sözünden dolayı kimyasının değişmesi ve bundan hiçbir rahatsızlık duymaması ve bunun yüzünden hiç ikisini suçlamaması nasıl bir şey? Hep merak ettim. Ha yaşadım mı yaşadım. Bana aşık olanlar oldu mu oldu Ama Bunu tabii ki de burada anlatmayacağım. Çünkü bu benim hikayem değil. Başka birinin hikayesi. Ve çıkıp da böyle bana var ya nasıl aşık oldular biliyor musun? Of anlatamam falan diyecek halim yok. Hadsizlik olur. Aşk cinayetleri diye bir tanım var. Ve ben buna inanamıyorum. Çünkü aşk dediğin şey ölmez de öldürmez de bir kere aşkın evrimsel durumuna baktığınız zaman bile tamamen bunun yanlış olduğunu gösteriyor. Aşkın sebebi, asıl sebebi sekstir. Seks nedir? üremektir, yaşam vermektir. Yani ölmekle, öldürmekle alakası yoktur aşkın. Evrimsel olarak baktığınız zaman eğer aşkın ölmekle ve öldürmekle bir alakası olsaydı, aşık olan insanlar aşk sebebiyle yıllarca, asıllarca birbirlerini öldürselerdi, aşk inan bana kendi kendini yok ederdi. Çünkü insan dediğin şey, Hatta bütün canlılar yaşamak ve hayatta kalmak üzerine kurulu. Ay yok aşk için öldüm, aşk işte o zaman aşk oldu Muhabbetlerini bir kenara bırakalım. Böyle şeyler şarkı sözlerinde kalsın. Hatta biz türümüzün gelişmesine ve bu kadar sağlıklı olmasına da aşka borçluyuz. Bir kere aşk bencili bir duygudur. Aşk kendine ait bir duygudur. Aşk dediğin şey o kadar coşkulu ve yoğun bir duygu ki karşındakinin ne hissettiği yani sana karşı ne hissettiğiyle, ne yaptığıyla çok ilgilenmez. Ya yani en azından ben ilgilenmedim. Ve ben Levent'e bir gece daha aşık oldum. Daha öncesinde Levent'i tanıyordum az çok ama aşık oluşum tam bir gecede oldu. Bundan tam 9 yıl önce Bunlar üç arkadaş bir konsere gidiyorlar. Tabi hepsi aileleriyle yaşadığı için kalacak yerleri yok. Ben de öğrenci evinde kaldığım için, özgür bir insan olduğum için, evime giren çıkanın haddi hesabı olmadığını düşündükleri için herhalde. Dediler ki Başak sen de kalabilir miyiz akşam? Dikkatinizi çekerim. Beni konsere çağırmadılar. Akşam evinde kalabilir miyiz dediler sadece. Tamam dedim gelin kalın. Zaten geldiler sarhoş bir hoşlar hepsi böyle. Yattılar o gece uydular. Sabah kalktılar dediler bu akşam da kalabilir miyiz Başak? Tamam dedim kalın. Ve o gece ikinci gece ne oldu ve nasıl oldu? olduysa biz Levent'le bir odada baş başa kaldık. Ve inanılmaz yoğun, inanılmaz muhteşem bir sohbet gerçekleşti. Ya 3 saat, 4 saat falan kesintisiz konuştuk. Tabii ki bu söylediğime inanmadınız. Ben konuştum, o dinledi. Ve bugüne kadar hiç kimseye itiraf edemediğim, hiç kimseye anlatamadığım şeyleri ona anlattım. Böyle inanılmaz bir duyguydu ya. Anlıyordu beni ya. Ben bir şey söylüyordum ve beni anladığını gerçekten hissediyordum. Bunu nasıl anlatabilirim bilmiyorum. Ve o gece ona sırılsıklam aşık oldum. Ve böyle sanki bir balon vardı. Ve ben o balonun içine girdim. Ve inanın o balonun içinden çok uzun süre çıkamadım. O böyle aşkı çok yoğun hissettiğim o süre boyunca hep şunu dedim. Belki biraz acı ama. Dünya yansaydı, o güne kadar değer verdiğim, sevdiğim her şeyi bir anda kaybetseydim umurumda dahi olmazdı. Öyle manyak bir duyguydu. Aynı kafayı bir daha yaşar mıyım, yaşayabilir miyim bu ömrümde bilmiyorum. Ama bu duyguyu, bu durumu yıllarca insanlara bir mucizeymiş gibi anlattım. Böyle bilim bile çaresizdi karşısında bana göre. Ta ki geçen sene okuduğum bir makaleye kadar. Makale diyor ki, iki insanı al, bir odaya koy. Bu iki insan birbirini hiç tanımasınlar ya da çok az tanısınlar. Ve bu iki insandan birini anlatıcı, birini dinleyici yap. Ve bunlar sürekli konuşsunlar. Dert desinler bir nevi. Ve o 3 saatin sonunda bu iki kişi çıktığında anlatıcı olan kişi karşı tarafa aşık olduğunu iddia edecektir. Fuck. Anlıyor musun? Yani neydi? O gece yaşadığım her şey bir yalan mıydı? aşk falan değil miydi? Yani olay sadece bir adamın beni dinlemesi miydi? Her şey o anda böyle tak diye yerli yerine oturdu. Ama bir yandan da konduramıyorum kendimi. Yani aşk gibi mucizevi bir duygu nasıl olabilir de böyle açıklanabilir diyorum. Ki baktığım zaman psikologların da çok sık başına gelen bir olaymış bu. İlk seanslarda muhakkak böyle bir aşık olma sendromu yaşarmış hasta. Neden? Dinlenilme ihtiyacı. Yani eğer birine kendinize aşık etmek istiyorsanız onu dinleyin. Çünkü insanların onları böyle yargılamadan, arkasından vurmadan dinleyecek insanlara ihtiyacı var. Ve bu dinleme olayı tahmin ettiğinizden çok daha büyük mucizelere sahip olabilir. Ama günün sonunda baktığınız zaman artık kelebekler mideme yerleşmiş, ayaklarım yerden kesilmiş, toprağın yerini bulutlar almıştı. Yani aşıktım. Ve çok sürmeden itiraf ettim aşık olduğumu. Bu arada ben taktik maktik insan değilim. Asla böyle şeyleri anlamam. Zaten akıl bedeni terk etmişken, ki bütün kimyam bozulmuşken ve en büyük hayallerimden biri gerçek olmuşken öyle taktikmiş, maktikmiş, stratejiymiş falan bunların hiçbirini uygulayamam. O yüzden çıktım karşısına, dedim ki ben sana aşık oldum. O dedi ki olmaz, ben seni sevmiyorum. Ben senin bana hissettiğin duyguların binde birini bile sana hissetmiyorum. Olsun dedim, önemli değil. Ben seni seviyorum. Bu bana yeter. Ve bu söylediklerimde size yemin ediyorum yüzde yüz ciddiydim ve samimiydim. Çünkü yaşadığım duygu, o anki ruh halim, psikolojim o kadar enteresandı ki onun beni sevip sevmemesiyle ilgilenecek durumda değildim. O zamanlar kendime şöyle söylüyordum. Evet yani beni sevmeyen bir adama aşık oldum ama en azından iyi bir insana aşık oldum. Ama bu aşkın bir de kötü tarafı var. Bir yandan da biri size aşık olduğu zaman ondan faydalanmak isteyebilirsiniz. Yani bu sadece cinsellik anlamında faydalanma değil. Bu çok garip bir duygu çünkü. Ya biri size aşık olduğu zaman kendinizi tanrı gibi falan hissedebilirsiniz. Ondan neymişim ya kızın geldiği hallere bak ağzımın içine bakıyor. Ben bir şey söylüyorum manyak oluyor falan diye kendinizi bir garip hissetmeye başlayabilirsiniz ve bu duygu karşı tarafın duygularının sömürülmesine de sahip olabilir. Tabii ki de Levent bunları yaptı bana. Ya yani tabii ki duygularımı sömürdü. Evet seni sevmiyorum dedi. Evet seninle sevgili olmayacağım dedi ama dibimden de ayrılmadı. Ya onunla iken, onun yanındayken bu hiç problem olmuyordu. Yani beni neden sevgilisi olarak görmüyor, ben neden ilişki yapmıyor falan diye hiç üzülmüyordum. Çünkü onunla beraberken hiç o anlamda o eksikliği hissetmiyordum ama o gittikten sonra toplumun arasına karışınca, insanlar konuşmaya başlayınca o zaman sıkıntı doğuyordu. Çünkü insanlar diyordu ki bak Başak uzaktır o çocuktan. O çocuk seni kullanıyor. Niye seninle ilişki yaşamıyor? Niye seninle dışarı çıkmıyor? Bu işte bir iş var. Ondan uzak dur dedikçe kafam karışmaya başladı. Ve çok uzun ve çok sıkıntılı, ayrılıp barışmalı bir süreç başladı. Hatta bir keresinde bir ayrılığımızda yine galiba hostesim o zamanlar bir arkadaşına buluştum. Dedi ki Başak ne yaptın ya Levent'i düşünüyor musun unuttun mu artık onu falan diye sordu. Ben dedim ki yok ya tamamen unuttum yani artık hiç düşünmüyorum onu. Hatta böyle geceleri yatağa yattığım zaman diyorum ki oh be bugün de Levent'i düşünmedim. Ben böyle erkekler konusunda aşk konusuna taktik verecek son kişiyim. Hiç inanmadım çünkü o stratejilerin işe yaradığına. Ben birini güzel bulduysam mesela bir kadını derim ki yüzüne bağırarak çok güzelsin. Bir adam yakışıklı buldum yanında eşim varmış o varmış bu Hiç fark etmez derim ki çok yakışıklı bir adamsın. O yüzden aşık olduktan sonra da öyle hiç içimde tutamazsın. Sürekli anlatıyordum. Herkese anlatıyordum. Anlatmayı severim bilirsiniz. Ondan Levent'e sürekli anlatıyordum. Yüz yüzeyken anlatıyordum. Telefondayken anlatıyordum. Farklı farklı cümlelerle anlatıyordum. Bugün aşkı böyle yaşadım. Yarın böyle. Ya dün şöyle yaşamıştım. Bugün aşkı böyle yaşadım falan. Aşkın bugünkü kimya üzerindeki etkisi böyle oldu. Falan diye sürekli aşkın bugün bana neler değiştirdiğini anlatıyordum. Sürekli. Ve bu durum bana şeyi hatırlattı. Yahu ben yazıyordum bir zaman. Ve tekrar yazmaya başladım. Ve yazdıklarımı ona okumaya başladım. Aslında ben Levayda tanışmadan önce aptal taklidi yapıyordum. Yani erkeklerin, çünkü erkek odaklı bir insan olduğum için erkeklerin böyle aptal kızlardan hoşlandığını düşünüyordum. O yüzden bütün yatırımımı kıyafetlere ve makyaja yapıyordum. Yani kendimi kanıtlamalıydım. Yani kendimin var olduğumu, bu dünya üzerinde yaşadığımı bir erkeğin beni beğenmesine bağlıyordum. Ve bir erkeğin beni beğenmesinin tek yolunun ise güzel olmak olduğunu düşünüyordum. Ve güzelsen varsındır. Bu dünya üzerinde yaşıyorsun durdu ...benim bakış açım. Ama aşık olduktan sonra onun benden daha böyle üstün olduğunu, entelektüel anlamda daha gelişmiş olduğunu görmek beni acayip eksik hissettirdi ve onunla daha çok konuşabilmek için, daha çok şey paylaşabilmek için daha çok okumaya, filmleri izlemeye ve fotoğraflar çekmeye ama daha böyle estetik fotoğraflar çekmeye, gidip böyle ünlü fotoğraf sanatçılarının fotoğraflarına bakmaya falan başladım. Ve bütün yazdıklarımı ona okuyordum. işte bir film izlemeden önce ona soruyordum. Bu filmi izleyeyim mi? Güzel mi diye. Ya da filmi izledikten sonra hemen ona anlatıyordum bak filmi izledim çok güzel diye. Ve ben bu filmi daha önce görmüştüm. Yani ilk defa değildi bir erkeği kendimi beğendirmek için daha fazla okumam, daha fazla yazmam, daha fazla izlemem. Onu babam yerine koyduğumu fark ettim. Çünkü bu da ayrı bir sendromdu. Yani aşk değil, belki de baba yoksunluğu çeken kız sendromuydu benim. O yüzden ses etmedim. Filmlerin, dizilerin, kitapların ve yazdığım yazıların tekrar hayatıma girmesiyle bambaşka yöne doğru gittim. Yani böyle filmlere karşı inanılmaz bir heyecan duyuyordum. Hatta aynı ayrı olduğumuz bir dönemde bir sürü film izlemişim ve filmler beni acayip heyecanlandırmış. Ve maalesef ki çevremde böyle filmlere karşı benim gibi heyecan duyan kimse yok. Hatta böyle insanlara bir solukta filmleri anlatıyorum. Ya Başak saçmalama bu kadar abartma altı üstü film bunlar falan diyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Film için heyecanlanma diyorlar bana. O yüzden hemen onu anlatmam gerekiyordu ama ayrıydık. Ayrı olduğumuz zamanlarda telefonuma çıkmıyordu, açmıyordu. Ben de indim aşağıya, alt komşuya. 50 lira borç aldım. Bindim taksiye, görükleden Nilüfer'e gittim. 50 lira tutmuştu, hala açım yanar. Gittim evinin önüne. Tabii ailesiyle yaşıyor. Ama birinci katta oturuyorlar, sıkıntı yok. Ve baktım odasının ışığı yanıyor. Aldım elime taşları. Tek 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 camını attım. Anne babası çıkarsa da artık kaderdi. Yapacak bir şey yoktu. Şansıma o çıktı, aşağı geldi, bir parka oturduk, bütün izlediğim filmleri 200 saat içerisinde anlattım, rahatladım, metroya bindim ve gittim evime uyudum. Ona kendimi beğendirme hikayesi olarak başlayan bu aşk hikayesi alıp beni başka yerlere götürdü. O yüzden Azra Koyne'nin o söylediği laf var ya aşk işte insanın bir üst versiyonunu yaratmasını sağlar. Aşk insanı geliştirir, aşk insanı dönüştürür diye. Ben bunu sapına kadar yaşadım. O yüzden belki de böyle Levent'ten daha bilge, daha bilgili, daha böyle okumuş, daha ne bileyim daha 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 bir insana aşık olsaydım belki de daha 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 üst versiyonumu yaratacaktım. O yüzden bir şeyler olduysa eğer bunlar Levent sayesinde olmadı. Bunlar o yaşadığım duygular sayesinde oldu. O yüzden bir erkeğe pay çıkarmayı ya da bir kadına pay çıkarmayı bırakalım. Sanırım aradan bir sene geçti. Sene olmuş 2011 falan. Hala beni sevip sevmediğini bilmiyorum. Ama umurumda değil çünkü onunla yaşadığım anlardan çok memnunum. An demişken an çok önemli bir durum. Zaman kavramı çok değişik çünkü. Hani seninle bir saat bir dakika diyorlar ya gerçekten doğru. Zaman mevhumun tamamen yok oluyor. Nasıl söyleyeyim biliyor musun? Gerçekten yanındayken bir saat bir dakika gibi geliyor. Zaman çok hızlı akıyor. Ve o gittikten sonra ise bir saat 5 saat gibi falan oluyor. Ve sen bu hayatı bir saati bir saat gibi algılayan insanlarla yaşamak zorundasın. Onlarla okula gidiyorsun, onlarla çalışıyorsun. Ama senin için zaman farklı akıyor, onlar için farklı akıyor. Zamanla ilgili işte tam da o zaman düşünmeye başladım. Zaman değişti. Sadece an var olmaya başladı. Yani an dediğimiz anda kalma olayı var. İşte carpe diem falan filan. Şimdi işte böyle kıçımı yırtıyorum. Anda kalabilmek için meditasyonlar falan yapıyorum. İşte sadece o zaman anda kalma olayını yaşayabildim. İlişkimiz boyunca bir an bile biz ne olacağız? Bu ilişki nereye gidiyor? Evlenecek miyiz demedim. Evlilik aklımın ucundan bile geçmedi. Yani Levent hiçbir zaman evleneceğim erkek olarak görmedim. O benim aşık olduğum erkek. Ve belki de onun yanında yetişecektim ve belki de başka bir insanla evlenecektim ve belki de mantıklı olan da bu olurdu bilmiyorum. Ve 6 yıllık galiba sevgililik hayatımız boyunca Levent e evlilik teklif etmiştim vardır. Kabul ediyorum ama hiçbir zaman bu böyle aşkımdan öldüğüm için evlilik teklif etmedim. Yani Bursa'dan gitmek istemiyordum. Çünkü İstanbul'daki hayat benim gözümü korkutuyordu. Orada beni neyi beklediğini bilmiyordum. O yüzden Bursa'da kalabilmem için bir yönteme, bir yola ihtiyacım vardı. O yüzden evlilik teklif ettim Levent'e. O da kabul etmedi zaten. Yani, yani bu ilişkiyi tabiri caizse yarın yokmuş gibi yaşadım diyebilirim. Bir an bile plan yapmadık. Galiba bu ilişkideki en doğru taraf buydu. Çünkü geri kalan her şey çok zorlayıcıydı. Aşk bitiyor maalesef. Yani aşk gitmese, bitmese delirirsin herhalde ama aşk böyle ayrıldığın zaman bitmiyor. O biteceği zamanı kendi belirliyor. Seninle alakalı bir şey değil. Sen kendin belirleyemiyorsun onu. Ayrıldığın zamanlarda ise aşk insan ne yapar? Aşk insan gider bir köşede acısını çeker. He gidip acı çektirmez. Hani aşıktı yaptı, aşıktı çok seviyordu böyle yaptı. Şaşırıyorum. Ne alakası var diyorum. Aşıksan aşk senden gitmesin diye yavaş yavaş çekersin acını. İnsanlar sen seni teselli ederler. Ya geçecek, göreceksin, işte unutacaksın. Onlar bunu söylerken teselli vermeye çalışırlar ama sen içten içe korkarsın. Nasıl yani gidecek mi gerçekten? Hani bu duygu bitecek mi gerçekten? Hani bir yandan aşk acının bitmesini istersin. Bu acıyı çekmek istemezsin ama bir yandan da o çırpınan kelebeklere, o midene giren kramplara yazık değil mi? diye düşünürsün. Yani bu süreç boyunca bir gün bile onun canını acıtmak, ona acı çektirmek, ondan intikam almak falan aklımın ucundan bile geçmedi. Hatta bir dönem böyle ay bir ayrılığımızda başka kızlarla beraber olduğunu falan duymuştum. Hatta bir Alman kız duymuştum, sonra bir sanatçı kız duymuştum falan sevgilisi diye. Ne yaptım? Açtım bir Ebru Gündeş, oturdum dinledim. Budur yani. Hatta böyle Fransız Taksim'de Fransız sokağının bittiği yerde bir arkadaşım dükkanı vardı. Orada öğrenmiştim başka biri olduğunu hayatında. Ve o anda bir dükkandan Ebru Gündeş çalıyordu. O hangi şarkıysa bulurum. Tam bir aldatma şarkısı var. Tam bir başka kadın şarkısı. Allah'ım Taksim'deyim. Bir yandan yağmur yağıyor. Bir yandan ben ağlıyorum. Of tam bir romantik komedi sahnesiydi gerçekten. Ama pek komik değildi tabii yaşarken. Aşkın insanın elinde olmayan bir duygu olduğu söylenir. Yani kontrolünde değil. Aşık olmayı da seçemezsin falan derler. Hatta ben bir videoda şey demiştim işte. Mutlaka aşık olun önüme önce falan demiştim. Dediler bu bizim elimizde olan bir şey değil. Hadi aşık oluyorum diye aşık olamıyorsun. Dediler. Ama ben buna inanmıyorum. Bu böyle bir şey değil. Aşk sen hazır olduğun zaman sana geliyor. Levent'in iyi bir insan olmasının da bir şans olduğunu düşünmüyorum. Tabi bunları keşfetmem tamamen zamanlı oldu. Böyle aşık olduğum için kendimi dünyanın en şanslı insanı addediyorum. Aşık olmayı acizlik, bir insan karşısında duyulan çaresizlik olarak asla görmüyorum. Şu halimi yaratmamda çok büyük bir etkisi var. Bir teoriye göre de aşk, kendinde eksik gördüğün duyguları başkasıyla tamamlamakmış. Bakışta bu da doğru. Levent tanıştığımız sıra bende olmayan ve bende olmasını istediğim birçok şeye sahipti o sıralarda film bilgisi, entelektüelite, müzik bilgisi, sakinlik, dinleyebilme becerisi, dokunma becerisi, idealize ettiğim insandı. Benim ise sadece o sıralar makyaj malzemelerim, kıyafetlerim ve fotoğraf makinem vardı. Ne yapacağımı bilmiyordum yani ama o sırada o aşkla tanımadım kendimi, o aşka tamamladım. Kadın oldum, kendi değerimi bildim ve böyle görevini tamamladı ve gitti vücudumdan sanki. Kendimi yeniden doğurdum gibi. Bilmiyorum. Bana ilaç falan da vermiş olabilirler. Onu da bilmiyorum. Aşk bitti. Bir daha da geri gelmedi o duygu. İki sene falan sürdü. Güzeldi. Ya o yaşadığım şey her neyse bir daha şarkılar hiçbir zaman o kadar anlamlı, öpüşmeler o kadar heyecanlı olmadı. Kelebekler gitti, geri gelmedi. Bulutlar ayaklarının altından çekilip gökyüzüne Uçtular. Zaman herkes için nasıl akıyorsa benim için de öyle akmaya başladı. Ama insan galiba en çok şarkılar özülüyor. Hani şarkılar anlamını kaybediyor ya. Ayrılık şarkılarının öznesi olamıyorsun ya. İşte insana en çok o koyuyor.